Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, videonun başında bir duyuru yapmak istiyorum. 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak verdiğim online astroloji eğitimlerim Eylül ayında başlıyor. Siz de astrolojiyi seviyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız benim rehberliğimde eğitimlerimize katılabilirsiniz. Videonun sonunda eğitimimizle ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz bir video var. Lütfen onu izleyiniz. Evet. Eylül ayına başlıyoruz ve 30 Ağustos'ta meydana gelen burcunuzdaki Başak yeni ayının etkileriyle başlıyoruz ve ay ortasına kadar da bu Başak yeni ayı güçlü bir şekilde devam edecek. Birçok gezegen burcunuzda, Venüs, Merkür, Mars burcunuzda ilerliyor. Tabii ki bu da sizin enerjinizi çok arttırıyor. Güneş burcunuzda ve aya çok enerjik, motivasyonu yüksek bir şekilde başlayabilirsiniz. İlişkiler alanında, sosyal alanlarda da destekler alabileceğiniz bir ay. Venüs bu anlamda da sizi destekliyor. Cazibeniz yüksek. Kişisel cazibeniz çok yüksek. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Kendinizle ilgili imajınızda yapabileceğiniz değişimler olabilir. Estetik ve güzellikle ilgili yapacağınız bazı uygulamalar olabilir. Tüm bunları da rahatlıkla ele alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Tabii ki kişisel doğum haritalarınızdaki yerleşimlerinize göre özellikle hayatınızda Başak Burcu'nun yönettiği ev alanlarında bazı yeni adımlar atmanız, yeni açılımlar olması da mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar, özellikle yükselen burcunuz Başaksa bu daha çok kişisel imajınızla ilgili olabilir. Ama güneşiniz Başaksa yükselen burcunuza göre izlerseniz yorumları, işte bu yeniliklerin, yeni adımların hangi alanlarda olabileceğini daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda toprak burçlarında, yani Başak, Boğa ve Oğlak burçlarında yerleşimleriniz varsa ve bunlar iyicil gezegenlerse, yani Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi gezegenlerse, bu Başak yeni ayının size çok güzel olasılıklar, çok güzel imkanlar, fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Uranüs'ün çok güzel etkileri var. Bu da sürprizler demek, sürpriz açılımlar demek. Heyecanınızın arttığı bir dönemdesiniz. Yaşam coşkunuz artıyor. Başak temkinli bir burçtur. Aslında olaylara temkinli yaklaşır. Biraz huzursuzdur. Çok mükemmelliyetçi ve titizdir. Ama bu yeni ayda Uranüs'ün de enerjisiyle beraber, Mars'ın da desteğiyle beraber daha hızlı, daha atak, daha girişken olabilirsiniz ve yeni deneyimlere daha cesurca yaklaşabilirsiniz örneğin. Sürpriz fırsatlar da etrafınızdan size gelebilir. Bu arada ayın 10'undan sonra sevgili Başaklar, karşıt burcunuzdaki Neptün'ün etkilerini biraz anlaya başlıyorsunuz. Buna dikkat edin, çünkü Güneş Neptün karşıtlığı, Merkür Neptün karşıtlığı biraz karmaşa yaratabilir hayatınızda. Neptün ilişkiler evinizde ve ilişkiler evinizdeki bir Neptün çoğu zaman ilişki dinamiklerinizde biraz karışıklıklar, biraz güvenilmez koşullar oluşturabiliyor. Bu yaşanan olaylar şeklinde sirayet edebileceği gibi bazen tamamen hani duygusal, zihinsel düzeyde de olabilir. 14 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay var. Tam sizin ilişki evinizde bu dolunay işte bir şeyleri açığa çıkarabilir, görünür hale getirebilir. Ya da ay başında başladığınız bazı girişimlerin sonuç verdiği, biraz görünür hale geldiği bir süreci de işaret ediyor olabilir. Dolunay sırasında Neptün Güneş'le Ay'la birleşecek. Tam karşısında bir Mars var. Burcunuzda bir Mars var. Bu dolunay sırasında ilişki dinamiklerinizde sizi huzursuz edecek, gerilim yaşatabilecek koşullar oluşabilir. Buna dikkat edin lütfen. Çünkü dolunay Jüpiter-Neptün karesini de etkinleştiriyor. Jüpiter-Neptün karesi biliyorsunuz 2019'un en önemli açı kalıplarından birisi. Değişken burçlarda olduğu için, siz de bir değişken burç olduğu için size de önemli etkiler veriyor. Bu bazen gerek ilişkilerde, gerek kariyerde, hayat içerisinde hani bir türlü tam istediğiniz gibi koşulların oluşmasını engelliği olabilir. Ya da hani biraz böyle belirsizlikler, karışıklıklar, güvenilmez durumlar oluşturuyor olabilir. İşte bu dolunay Neptün'le birleştiği için yine bu konulara, bu tarz konulara vurgu yapıyor. Bir aldanma, bir aldatılma, karşınızdan gelebilecek bir aldanma, bir maddi manevi bir
zarar, özellikle ilişkiler, bir işbirliğinde, bir ortaklıkta olabilir bu. Eşinizle ilgili olabilir. Ya da bir açık düşmanınız vardır, rakibiniz vardır iş hayatınızda. Oradan gelebilecek zararlar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Ve genel sağlık konularına dikkat edelim. Alerjilere, zehirlenmelere, besin zehirlenmelerine dikkat edelim. Kronik sağlık sorunlarına dikkat edelim. Sinir sistemimiz biraz hassas olabilir. Bu da gereksiz huzursuzluklar, gerilimler yaratabilir. Biliyorsunuz stres, kaygı ve endişe sindirim sistemimiz de zorlar, sinir sistemimiz de zorlar. Dolayısıyla sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, psikosomatik bazı sağlık sorunlarının çok fazla kendini gösterebileceği, ortaya çıkabileceği bir dolunay evresinde olacağız. Bundan da en fazla etki alacak burçlardan biri siz olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda, değişken burçlarda, yani Başak, Balık, İkizler, Yay gibi burçlarda Mars, Satürn, Uranüs, Plüto, Neptün ya da Ay yerleşiminiz varsa sağlık konuları biraz daha hassas görünüyor. Ve ilişkiler konusunda da işte yanılgıların, kayıpların oluşabilmesi olasılık dahilinde oluyor. Bu olasılık da artıyor. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Özellikle 14 Eylül 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası. Bu etkiler kendisini çok yoğun bir şekilde hissettirebilir. Balık dolunayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Dolunayın hemen ardından, dolunayla beraber hatta gezegenlerimiz burç değiştirecek. Merkür ve Venüs terazi burcuna geçiyorlar. Artık Başak'tan ayrılacaklar. Yavaş yavaş Eylül ayının ortalarından itibaren özellikle başkalarıyla paylaştığınız finansal konularda, para konularında ödemeler, faturalar olabilir, borç konuları olabilir, banka işleri, kredi işleri ve benzeri konular olabilir. Buralardaki düşünceleriniz, fikirleriniz, arzularınız biraz oluşmaya başlayacak. Tam eyleme geçmese de bunları yavaş yavaş hissetmeye başlayabilirsiniz. 28 Eylül'de meydana gelecek terazi yeni ayıyla beraber işte bu bahsettiğimiz konularda hisseli paralar, finans konuları, kredi konuları, sigorta, vergi, burs, ikramiye ve benzeri. Buralardaki açılımlar kendini göstermeye başlayacak. Ama bu 28 Eylül'deki yeni ay daha olumlu enerjiler barındırıyor. Yani var olan bazı finansal sorunları çözme konusunda açılımlar getirebilir, destekler getirebilir. Jüpiter'in güzel bir etkisi var çünkü bu yeni aya. Jüpiter'le Venüs'ün çok güzel bir açısı söz konusu olacak. Yeni ayın yöneticisi Venüs de terazide güçlü olduğu bir burçta olacak. Dolayısıyla var olan bazı finansal sorunlarınız varsa, bir borçtur örneğin, bir kredidir, bir mirastır ve benzeri. Bunlarla ilgili konuların 28 Eylül yeni ayıyla beraber daha rahat çözümlenmesini, daha rahat açılmasını bekleyebilirsiniz. Eylül ayıyla sınırlı değil, Ekim ayında da büyük olasılıkla, yani büyük oranda Ekim ayını da etkileyecek bir yeni ay, terazi yeni ayı sevgili Başaklar. Evet, bu ayın genel etkilerini şöyle bir kısaca gözden geçirdiğimizde sevgili Başaklar, kendinizle ilgilendiğiniz bir süreç, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem, ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, evlilik, ortaklık ve benzeri konularda güven unsurlarına lütfen önem verelim. Biraz hayal kırıklıkları, biraz kayıplar, yanılgılar oluşabilir. En azından böyle bir ihtimal söz konusu. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda, dolunay haftasında, balık dolunayı haftasında, 20 derece ve yakınlarında değişken burçlarda yerleşimleriniz biraz öne çıkıyorsa, bu yanılgılara, kayıplara, huzursuzluklara daha çok açık bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da uyarmak istiyorum size sevgili Başaklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için 2019-2020 yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. 2019-2020 astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.